Örneğimiz bir anonim şirketin kapanış kayıtlarına ilişkin bir örnektir. Örneğimizde kolaylık olması amacıyla işletmenin diğer işlemleri göz ardı edilmiş olup bu işletmede ticari kar mali kara eşittir. Diğer bir ifadeyle işletmenin kanunen kabul edilmeyen giderleri olmayıp aynı şekilde indirim ve istisnaları bu işletmede söz konusu değildir. İşletme kredi olarak 2000 Türk lirasına mal almış ve bu malın yarısını 3000 Türk lirasına peşin bedelle satmıştır. Bunun muhasebe kayıtlarına dikkat edin arkadaşlarım. Devam ediyoruz. Sene sonu geldi. 2000 liralık malın yarısını sattığına göre satılan ticari mallar maliyeti 1000 Türk lirası. Ambarımızdan 1000 Türk liralık mal çıktı. Bunun muhasebe kaydını yapmamız lazım. Sene sonunda malumunuz olduğu üzere gelir tablosu hesapları ters kayıtta kapatılacaktır. Diğer bir ifadeyle gelir hesapları borçlu, gider hesapları alacaklı olarak kaydedilecek. Arasındaki fark 690 dönem kar zarar hesabına aktarılacaktır. Unutmamamız gereken husus şu: 690 numaralı hesap, çift karakterli hesap, hesabın alacağına kayıt söz konusuysa kar, borcuna kayıt söz konusuysa zarar söz konusu olacaktır. Arkadaşlarım, 690 dönem kar ya da zarar hesabı, şayet işletmemiz anonim şirket olmasaydı tamamen 590 dönem net kar hesabına aktarılacaktı. Ancak anonim şirketler bildiğiniz üzere kurumlar vergisi mükellefi olup bu kar üzerinden işletmeler dönem karından vergi ve benzeri yasal yükümlülükleri ayırmak durumunda olacaktır. Örneğimizde kolaylık olması amacıyla kurumlar vergisi oranı %20 olarak alınmış, 2000 liranın %20'si 400 lira olarak hesaplanmıştır. 690 numaralı hesap ters kayıtta daha sonra kapatılıp 691 ve 692 numaralı hesaplara aktarılacaktır. 691 dönem karından vergi ve benzeri yasal yükümlülükler, 692 de dönem net kar ya da zararı hesabıdır. Daha sonra sene sonunda 692 numaralı hesap 590 dönem net karına aktarılacaktır. Ertesi yıl dönem net karı bir evvelki senenin geçmiş yıl zararı karları hesabına aktarılmak suretiyle işlem gerçekleşecek. Dönem karından vergi ve benzeri yasal yükümlülükler karşılığı da 360 numaralı hesaba aktarılacaktır. Arkadaşlarım, daha sonra geçmiş yıl karları anonim şirketin nevine göre halka açık ya da halka kapalı olması, diğer bir ifadeyle sermaye piyasası kanununa tabi olup olmamasına göre gerekli düzenlemeleri yapıldıktan sonra ortaklara kar payları, yedek akçe ayrılması ve stopaj yoluyla vergilerin kesilmesi suretiyle dağıtım gerçekleşecek.